Çözüm barış olsun dedik. Bunlara rağmen masaya oturalım, konuşalım, çözelim dedik. Ne kaldı elinizde uygulamadığınız? Ne ile tehdit ediyorsunuz? Bizi anlamak istiyoruz. Kobane davasının 19. duruşmasından bu yana çözüm süreciyle ilgili tartışmalar sürüyor. Duruşma esnasında HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın dikkat çeken beyanları gündemde. Demirtaş son duruşmada MIT'in o süreçte kendisiyle görüşme talebi olduğunu anlattı. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yerine geçmesi teklifi yapıldığını ve reddettiğini söyledi. Bir irade ve... Demirtaş gazete duvarda yer alan yazısında bu konuya dair anlatımlarını sürdürdü. Fil hortumdan ibaret değildir başlıklı yazıda net konuştu. MIT'e dair bilgi vermeyi sürdürdü. Söylemlerinin de basına eksik ve hatalı yansıdığını söyledi ve tekrar ifade etti. 20 aydır Öcalan'a uygulanan tecrit üzerinden tepki gösterdi. Kendisi de Öcalan'la görüş talebinde bulunduğunu hatırlattı. Tecrit hukuka aykırıdır, suçtur, işkencedir dedi. En renkli. En bu çerçevede hem çağrıda hem uyarıda bulundu. Öncelikle Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın bu sözlerini hatırlattı. Bu çerçevede e, baktığımda e, zaten eee cezaevinde e, ceza mahkemesi kanunu gereğince tutuklu yahut hükümlü bulunan e, bir kişinin e, bir başka eee hükümlüyle görüşmesine e, izin verecek izin sağlayacak bir düzenlememiz e, mevcut değil. Salkanın açıklamasını yadırgadığını belirtti çünkü Görüşme talebimizin hukuki temeli de vardır. Adalet Bakanlığının özel izniyle cezaevlerinde görüşme yapılması yasaldır. Kaldı ki ben zaten avukatım ve avukatlık yetkilerimi de bu görüşme için kullanabilirim. Dolayısıyla Türkiye Barolar Birliği Başkanının hukuken mümkün değil şeklindeki açıklamasını yadırgadığımı belirtmek isterim. Kendisine düşen sorumluluk tecritin hukuksuzluğuna vurgu yapmaktır. Benim başvurumun hukuksuzluğuna değil. Demirtaş kaleme aldığı yazısında MİT Müsteşarı Fidan'dan gelen görüşme talebine de açıklık getirdi. Bu konuda akıl ve ahlak sınırlarını aşan yorumlar olduğunu söyledi. Sırrı Bey o dönemde İmralı heyeti üyesiydi. Bu görevi nedeniyle de devletin ilgili kurumlarıyla doğal olarak sürekli temas halindeydi. Dolayısıyla görüşme talebinin Sırrı Bey üzerinden iletilmesi de gayet normaldi. Sırrı Bey sadece talebi iletti. Beni görüşmeye ikna etmeye çalıştığı, görüşme teklifini kabul etmem için uğraştığı iddiaları hem ağır bir iftira hem de ahlaksızca bir karalamadır. Tam tersine Sırrı Bey görüşme talebine ret yanıtı verilmesinde benimle aynı fikirdeydi. Bugün... Demirtaş, çözüm sürecini bitirmekle itham edildiği yorumlara da tepki gösterdi. Çözüm sürecini bitiren biz değiliz. Süreç devam ederken oyun içinde oyun oynamaya kalkanlardır. Paris suikastlerini yapanlardır. Ekim 2014 Milli Güvenlik Kurulu'nda çöktürme planını hazırlayanlardır. Tüm ısrarlarımıza rağmen süreci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımayı kabul etmeyenlerdir. Mittir. Ya, sikaya, 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 sikaya. Demirtaş bir kez daha İmralı'da Öcalan'la görüşmek istediklerini vurguladı. Ancak bu kez sadece talebini değil, yöntemi de anlattı. Ama bu kez oyun içinde oyun olmayacak. Her şey olabildiğince açık, şeffaf yürüyecek. Tüm süreç hukuki zeminde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ilerleyecek. Buyurun, herkes en az Öcalan kadar çözüm için yüreğini ortaya koysun ve seçim hesaplarından bağımsız şekilde çözüm için çaba sarf edelim. Evet. Demirtaş bu konuda seçim hesapları yapanlara da uyarıda bulundu. Unutmayın ki bize kapanan, barış için açılmayan İmralı kapıları yarın seçim için size hiç açılmaz. Siyasetçi son olarak bir soruyla yazısını tamamladı. Dünyanın tüm iktidarları tek bir evladımızın tırnağı etmez. Var mısınız evlatlarımızın canlarını kurtarmaya? Ölümden öte köy var mı? Ölümden öte köy var mı? Ölümlerin en acısını yaşattınız.